Merhaba tatlışlarım. Bugün benden çok istediğiniz acılı noodle sosumu yapacağım. Geçenlerde bir ASMR videosunda kullanmıştım. Birçok kişi sorunca şimdi de yapıyorken sizler için çekmek istedim. Aslında çok basit bir tarif. Ben genelde çok soslu bir noodle istiyorsam bu şekilde yapıyorum. Bugün yanına sadece yumurta kullanacağım. Yumurtalarımı önceden haşlamaya bıraktım. Siz ne kadar arzu ediyorsanız o kadar yumurta haşlayabilirsiniz. Ben 2 tane yumurtayı haşlanması için ocağa koydum. Yumurtalarım haşlanırken noodle içinde su kaynattım. Noodle'ları pişmesi için içerisine bırakıyorum. İçerisinden şu şekilde baharatlar çıkıyor biliyorsunuz. Ben tavuklu olanı kullandım bugün. Onu da içerisine boşaltıyorum. Ki birazcık baharatlı daha güzel oluyor. Sonra biraz soya sosu ilave ediyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Bu arada videoyu böleceğim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sosum için göz kararı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağın içerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı biber salçası. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası. Bunları karıştırıyorum. Salçaları açmak için de noodle'un suyundan ilave ediyorum. İçerisinde pütürlük kalmayacak. Tamamen sos kıvamına gelecek. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı barbekü sosu ilave ediyorum. Acılı yapacağımız için şöyle bir tatlı kaşığı acı sos ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı da ketçap ilave ediyorum. Daha sonra noodle baharatının içerisindeki çili biberlerden koyacağım. İkisini birlikte boşaltıyorum. Siz bunları keyfinize göre, canınızın istediğine göre, ağız tadınıza göre değiştirebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Ben kendi yaptığım tarifi göstereceğim size. Şöyle bir tatlı kaşığı toz biber, toz kırmızı biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da kekik. Sosumuz bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra sunuma hazırlamakta. Ben noodle'ı süzerken suyunu tamamen süzmüyorum. Çünkü birbirine yapışsın istemiyorum. Biraz böyle sulu sulu kalsın istiyorum. Çok az dibinde suyunu bırakmayı unutmayın. Noodle'ımızı şöyle açıyoruz. Yumurtalarını hemen koyuyorum. Siz yanına benim ASMR videosunda yaptığım gibi sosis de ekleyebilirsiniz. Ben şimdi eklemeyeceğim. Şimdi üzerini sosumuzla dolduruyoruz. Yumurtaların da üzerlerini. Şimdi bu hazırladığım sos 2 tane noodle içinde. Size fazla gelirse siz daha az kullanabilirsiniz. Ben videolarda bu şekilde kullanıyorum. Bir de bu şekilde olanı daha çok seviyorum. Daha sonra üzerine taze soğan ve maydanoz. Tatam, bol soslu acıma acı noodle'ımız hazır. İsterseniz bunun üzerine kaşar peyniri de ilave edersiniz. Tadı gerçekten çok güzel oluyor ama ağır oluyor. Ben o şekilde tüketmektense bu şekilde olanı tercih ediyorum. Bunlar tamamen tercih meselesi. Tekrar söylüyorum, içerisine soslardan ekleyebilirsiniz. Ekstra bir şeyler koyabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza kalmış. Bu şekilde yapmıştım geçenki ASMR videosunda. O yüzden olduğu gibi gösteriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse ve faydalı bulduysanız tarifimi, videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz tatlışlarım. Hoşça kalın. Bye bye.